Arkadaşlar, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle arkadaşlar, şuradan mesela çalışan listesini çift tıkladığımız zaman ya da seç dediğimiz zaman, aslında bir çift tıkladığımız zaman da eklesek çok daha güzel olacak. Seç dediğimiz zaman ne yapıyorduk? Şurada mesaj veriyoruz arkadaşlar. Şu mesaja hiç gerek yok. Bayağı bir işi uzatıyor. Onun için şunu tekrar kopyalıyorum. Kopyaladım. Gerek yok. Bu şekilde. Çalışan şu araçlarda da şu seçe çift tıkladığım zaman yine mesaj görüntülüyoruz. Mesaja gerek yok. Evet, şöyle bir çalıştıralım. En son ne yapmıştık onu bir hatırlayalım arkadaşlar. Yeni nakliye diyorduk. Şuraları zaten manuel olarak dolduracağız. Adı, soyadı, telefonu yazacağız. Burada bir sıkıntımız yok. Şuyla geleceğiz. Adresi yazacağız. İndirme şekli, bin katını seçeceğiz buradan. Açıklama yazacağız. Ücreti yazacağız arkadaşlar. Sonra bu çalışma için hangi işçileri gönderdiğimizi seçeceğiz. Şu şekilde hangi araçları gönderdiğimizi buradan işaretleyeceğiz arkadaşlar. Ve buraya çift tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi mesaj veriyor. Bu mesaja da yine gerek yok. Araç çıkarıldı demesine gerek yok bence. Onu da bir saniye. Evet arkadaşlar, şurada da araç çıkarıldı gerek yok. Şurada da çalışan çıkarıldıya gerek yok. Evet, şöyle son haliyle kaydedelim. Şöyle programımızı bir daha çalıştıralım. Yeni nakliye. Öncelikle bir şuraları bir halletsek arkadaşlar. Seçtik. Seçtik. Şuradan da seçtik arkadaşlar. Araçlarımızı seçtik. Bir araç daha seçelim. Şurada da başka bir çalışan seçtik. Mesela Ahmet Demir'i iki tane seçmişiz. Çift tıklayınca sildik. Ahmet de Murat. Bir de Ayşe Gül'ü seçelim. Gördüğünüz gibi seçebiliyoruz. Bir de arkadaşlar istiyorum ki çift tıkladığımız zaman da gelsek iyi olur aslında. Çift tıklayarak getirsek daha da güzel olacak. Hemen onu yapalım. Şimdi buradan yeni taşımada şurada işçi ekleye basıyorum. Burada FRM işlem seçtir. Tamam. Araç eklediğiniz zaman buraya da yine FRM araçlar araç FRM araçlar nokta işlem eşittir. Burada da seç diyoruz arkadaşlar. C ile malum harfi yan yana. Şimdi bakın. Burada araçlara geldim. Şu seçin içine girdim. Burada diyorum ki eğer ya da burada eğer gerek yok. Şu kodun aynısını alıyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum. Geliyorum. Bu hangisidir? Araç. Şuraya çift tıklıyorum. Bunun double click olayına geliyorum. Burada diyorum ki eğer işlem eşittir tırnak içinde seç ise then if şöyle yapıştırıyorum. Bir de şuraya bir end yazacağım. End ve lst araçlar nokta list count büyüktür 0 ise arkadaşlar. Yani araçlar listesinde sıfırdan büyük kayıt var ise
O zaman şu işlemi yap dedim. Şimdi geliyorum şunun aynısını, pardon, geliyorum çalışan listesine. Buradaki seçin de içine girdim. Bunu kopyalıyorum. Ve şu butona çift tıklayıp bunun double click olayına gidiyorum. Az önceki aracı yanlış yapmadı değil mi arkadaşlar? Yok, tamam. Yanlış yapmamışız. Çalışan listesine gitti. Buradaki seçin içindeki kodları kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyala. Geliyorum. Şu listeye çift tıklıyorum. Bunun double click olayına gelin. Yine if diyorum. İşlem eşittir seç ise, bakın S büyük. End ve LST çalışanlar nokta list kont büyük sıfır ise, buraya bir end if şu az önceki kodları buraya yapıştırıyorum. Dolayısıyla artık çift tıklayarak da seçebiliyorum. Bakın daha pratik oldu gördüğünüz gibi. Bakın işçi ek çalışan ek çift tıklıyorum. Ekliyorum. Bakın Murat Demir. Hiçbir seçle uğraşmama hiç gerek yok. Araç için de aynı şekilde çift tıklar tıklamaz. Hemen listeye aktarmış oldum arkadaşlar. Çift tıklayarak da buradan silebiliyorum bunları. Gördüğünüz gibi bir hata ile karşılaştık. Ne diyor burada? Burada E yazmışız arkadaşlar. Dikkat ederseniz burası E2 olacak. Tamam. Şimdi son haliyle kaydediyorum. Bakalım başka ne hatalarımız var. Mesela hiçbir şey yokken çift tıklarsam ne oluyor? Hiçbir şey yapmıyor. İşçi ekle diyorum. Direkt seçe bastığım zaman bakın hata verdi. Çünkü hiçbir şey seçmemişim. Burada da diyeceğim ki eğer arkadaşlar diyeceğim. LST çalışanlar nokta list büyüktür sıfır ise, sıfırdan büyükse end ve LST çalışanlar nokta list index, yani seçili halde ise list index büyüktür eksi 1 ise, şunu yap diyorum. Şu aşağıda da end if yazıyorum. Dolayısıyla burada da bir şu sorunumuzu çözdük. Bakın dikkat edin. Şurada işçi ekledi. Hiçbir şey seçmeden seç diyorum. Bakın hiçbir hata vermiyor artık. Ama birini seçtiğim zaman bakın geldi. Hatta burada şöyle bir mesaj verebiliriz. Lütfen seçiniz diyebiliriz. Ama gerek yok. Yani şimdi bir adam, yani kullanıcı buraya geldi. İşçi ekledi dedi. Seç dedi. Neyi seç? Yani dolayısıyla seçme işaretlemesi lazım. Veya çift tıklaması lazım. Artık buraya geldiği zaman seçe basarsa bir hatayla karşılaşmayacaktır. Mesela olmayan bir çalışanı buradan ekleyebilir. TC'sini yazar. Adı ne olsun? Adı ne olsun adı? Adı Zeki olsun. Soyadı Gün olsun. Adı Zeki. Ondan sonra telefonunu yazdık. Haydi dedik. Bakın hemen listeye ekledi. Ondan sonra buradan Zeki Gün'ü de seçebiliyoruz gördüğünüz gibi. Araca geldik. Hiçbir şey işaretlemeden seçe bastı. Bakın yine hata verdi. Bunu da düzeltmemişiz. Hemen düzeltelim. Yine az önceki mantığın aynısı. Eğer LST araçlar nokta list index list kont sıfırdan büyükse ve LST araçlar nokta list index büyüktür eksi birse arkadaşlar, den indeks eksi birden başlıyor. Yani hiçbir şey yoksa eksi bir demektir. Buraya da end if. Bir arkadaşımız yorumda hocam biraz açıklama yazsanız diye söylemişti. Ben zaten detaylı, eğer beni dinlerse
Dikkatle dinlerse zaten gerekli açıklamayı yazıyorum. Hatta yazarken konuşuyorum gibi. Dolayısıyla da ayrıca da yazıyla not almak istiyorum ama gerçekten zaman alacağını düşündüğüm için biraz unutuyorum da işin doğrusu. Burada dikkat ederseniz artık araç eklediğiniz zaman seç deyince hiçbir hata vermiyor. Seçtiği zaman sıkıntı yok. Ekliyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde aracımızı seçebiliyoruz. Çalışanımızı ekleyebiliyoruz. Olmayan bir çalışanımızı ekle diyerek ekleyebiliyoruz. Yine aynı şekilde araç kısmına geldik. Bir araç yoksa hemen buraya bir plakasını yazıp 34 BB 09 ya da 972 deyip hemen aracımızı ekleyip şu aracı çift tıklayarak da buraya alabiliyoruz gördüğünüz gibi. Çift tıklayarak silebiliyoruz. Tekrar buradan ekleyebiliyoruz. Bir şey daha dikkatimi çekti arkadaşlar. Mesela açılır açılmaz şu listedeki başlıklar yok. Başlıklar gelse iyi olur. Ya da bir de şurası plaka epey bir gereksiz uzun. Çalışan da tam sığmıyordu gördüğünüz gibi. Onu biraz daha uzatalım. Şunu şöyle yapıyorum. Şöyle tekrar şöyle çektikten sonra bunu biraz daha uzatabiliyoruz. Evet, böyle daha güzel olacak. Dediğim gibi açılır açılmaz şunu da biraz şu yukarıdaki tamam. Gayet iyi. Açılır açılmaz şuradaki başlıklar gelsin istiyorum. Buranın arkadaşlar yine formun bakın form şu yukarıda en altta user form. Activate kısmına ya da initialize kısmına geliyorum. Şuraya yazabilirim. Ne diyeceğim? Şu çalışan liste yenile var diye arkadaşlar. Liste yenile nerede? Şurada. Gelir gelmez şunu kopyalayıp geliyorum şurada initialize kısmına şuraya yapıştırıyorum. Dolayısıyla bakın çalıştırdığım zaman hemen aşağıda bakın şuraları yazdı. Çalışan ID, TCNO, çalışan ID'yi biraz daraltacağım. Ve ona ID diyeceğim sadece. Çalışan ID değil, ID. Bu kadar yeterli. Şunu biraz daraltalım. Tamam. İlk açılışta ne yaptık? Şurası 60 fazladır artık. Ya da 40 olsun. Aynı şekilde araç için de arkadaşlar bakın şu da aracınkidir. Bunu da kopyalıyorum. Geliyorum en aşağıda initialize kısmına. Aracı da yapıştırdığım zaman çalıştırdığımda şöyle başlıklı bir şekilde gelecektir arkadaşlar. Yani şurada çalışanı şeyden getirmişiz. En çalışandan getirdiğimiz için ya da sorgudan getirmişiz. Biz hepsinde ID yapacağız. Şurada taşıma ID yerine yine ID diyeceğiz. Tüm nakliyede taşıma ID yerine ID. En çalışanda da ID dedik. Nakliyeye geldik. Taşıma ID yerine yine ID diyelim. Çalışan sorguda da yine ID diyoruz. Acaba bitişik mi yasak ya? Valla bitişik yasak daha iyi arkadaşlar. Ya da ID diyelim yeterli. Bize yeterli. Araç sorguda da ID demişiz. Tamam. Şimdi çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi bakın ID, TCNO, soyadı, adı, telefonu hafif bir kayma olmuş ama yeterli. Şöyle bir çalışan getireyim. TCNO biraz uzun. TCNO'yu daraltırsak sığacaktır. Hemen şu initialize kısmındaki
Tecenü budur ya. Şunu 80 yaparsam bence çok güzel olacak. Şöyle bir daha çalıştıralım. Şöyle bir çalışan ekleyeyim. Şeyi de bu sefer düzeltmemiz lazım aynı zamanda. Şu yukarıda çalışan yeniyle de şunu da 80 yapacağız. Şunu da kaç yapmıştık? 40 yapmıştık. 30 yapalım. 30. Şurada da 30. Şunu da 80 yapalım. Araçta tamam, araçta sıkıntı yok. Şurayı da 80 yapalım. Şey 30 yapalım. Şimdi tamamdır. Kaydettim son haliyle arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığım zaman bakın, bir çalışan eklediğim zaman gördüğünüz gibi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynı şekilde plakayı da eklediğim zaman güzel bir şekilde plakasını da şöyle, buraya kadar sıkıntı yok. Artık hatamız da yok arkadaşlar. Çalıştırdığımız zaman bir şey işaretlemeden seç dediğimiz zaman hata vermiyor artık. Çift tıkladığımız zaman seçebiliyoruz. Araç şey içinde aynı şekilde çift tıklayınca ekleyebiliyoruz. Çift tıklayınca buradan fazlalığını silebiliyoruz. Buraya kadar tamam. Şimdi hemen şu kaydet olayına başlayalım. Hemen kaydetin içine girdim. Önce burada dim sor as integer diyelim ya da as byte diyelim. Bir de ne diyeceğim başka? Dim x virgül y as long diyorum. Bunları zamanı gelince niye bu değişkenleri kullandığımı söyleyeceğim. Hemen sordan başlayalım. Sor eşittir. MSG box kontrol boşluk. Parantez açıyorum. Tırnak açıyorum. Nakliye kaydedilsin mi? Nakliye kaydedilsin mi? Arkadaşlar, belki izlemeyen arkadaşlar olabilir. Klavyemde bir sıkıntı var. Şuraya virgül diyorum. VB yes no diyorum. Artı yine iki birinci buton aktif olsun. Artı ikon olarak da question'ı bulacağız. Evet. Virgül tırnak içinde kaydet diyor. Parantezi kapatıyorum. Diyorum ki eğer sor eşittir VB no ise VB neye yazıp şurada VB no'yu buldum. Then exit sub diyorum arkadaşlar. Yani hayıra basılırsa prosedürden çık. Hayır butonuna tıklanırsa nasıl çıktı diyelim. Evet, böyle bir açıklamada yazdık. Peki şu anki yere gelmişse demek ki kaydetmek için gelmiştir. Yani evet'e basmıştır. Bu işlemi arkadaşlar şu nakliye sayfasına kaydederiz. Şurada en nakliyeyi niye açtık ya? En çalışan. Tamam. Şu anki nakliyedeki çalışanları ve araçları da bu sayfalara kaydedeceğim. Tamam. Önce nakliyeyi kaydedelim. Hatırlıyorsanız her zaman şunu yapıyorduk. Diyorduk ki sheets tırnak içinde nakliye sayfasında nokta rows parantez içinde 2 nokta insert diyerek bir satır açıyoruz arkadaşlar. Yani şuraya gelip sağ tuş ekle yaptırıyoruz.
Burada boş bir satır oluşturuyoruz. Burada bir satır kayıt varsa onu bir aşağı çekip burada boş bir kayıt açıyoruz. Evet, boş kaydımızı açtıktan sonra şimdi I diye şuradaki I diye ne atıyoruz? Şunu atıyoruz. Yine burayı kopyalıyorum. Şuraya kopyala. Ctrl C, Ctrl V yaptım. Nokta. Range arkadaşlar. A'nın ikisinin değeri eşittir. Ne diyeceğiz? TX'te nakliye TX'ten taşıma ID diyeceğiz. Taşıma ID nokta value buraya aktardık. Şuraya taşıma ID yazacak arkadaşlar. Şimdi taşıma tarihini yazdıracağız. Yine şunun aynısını kopyalıyorum. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şuraya sadece B2 diyorum. Eşittir TX'te TA yazıp Ctrl boşluk TX'te tarih nokta. Yine value diyorum ama bunu bir tarih formatına çeviriyorum. Yine buraya bir boşluk yazdıktan sonra şuraya format date time diyorum arkadaşlar. Parantezi açıyorum. Şuraya yapıştır diyorum. Tamam. Tarih. Bir de şurada arkadaşlar şu yeni nakliye de var ya. Şuranın içine giriyorum. Bunun change'ine diyorum ki eğer not is date time ise not is date ise TX'te tarih nokta value diyelim then şimdi oradaki format biçimi tarih biçimi değil. Ne yapacak? TX'te tarih nokta value eşittir date diyeceğim. Hatta bir formatlı bir şekilde yazdıracağım oraya tekrar. Format date time parantez içinde date diyorum. Ondan sonra iki nokta üstte TX'te bir de TX'te tarih nokta set focus diyorum. Şöyle bir çalıştıralım ne demek istediğimi. Şöyle çalıştırırken anlatayım. Mesela arkadaş siz buraya bir şeyler yazıyorsun. Bakın. Tarihi değilse. Bir dakika şuraya geldim. 06 Oraya tarih yazdırdım ya. Bir saniye. Şuraya den burayı siliyorum. Şurayı siliyorum. Tarihe fokuslan diyorum. Ha, pardon sildireyim önce. TX'te tarih nokta value eşittir boşluk. İki nokta üstte ve fokuslan. Yani şunu söyledim. Siz burayı sildiniz mesela. Buraya normal bir harf yazıyorum. Bakın kabul etmiyor. Ama 02 change'ine yazdım da aslında change'ine yazmasak hatta bunu da böyle yazmayalım. Şöyle yapalım. Şunu kesiyorum buradan. Buradan da siliyorum. Şu kaydetin içine giriyorum arkadaşlar. Şurada kaydet. Şu en başa şurada diyeceğim ki şunu yapıştırıyorum az önce. Eğer not is date ise TX'e tarih nokta den ne desin? Şuraya geldim. LBL L şey FRM mesaj nokta LBL mesaj nokta caption eşittir tırnak içinde geçersiz
Tarih girdiniz. Ondan sonra şey desin. TXT tarih nokta set focus olsun. Sonra FRM mesaj nokta show diyelim. Ondan sonra exit sub. Ondan sonra end if, yani aşağı doğru gelme. Eğer tarih değil ise bu şekilde bir açıklama verdim. Bakın çalıştırıyorum. Ben buraya herhangi bir şey yazdım. Sonra gelip kaydete bastığım zaman oradaki mesaja da süre vermişiz ya. Şu mesajın süresini 2 saniyeye çıkaralım. Tamam. Şimdi bir daha çalıştıracağız arkadaşlar. Yeni nakliye dedim. Şuraya tarihi yanlış yazdım farz edelim. Ya da 44, yani 22 yazalım. 25, 22, 2020, 22 diye bir ay yok. Kaydete bastım. Geçersiz tarih girdiniz. Bakın hemen oraya fokuslandı. Buraya harf yazdım örneğin yanlışlıkla. Gördüğünüz gibi geçersiz tarih dedi. Ama doğru bir şey yazalım. 25.02.2020 2020 diyorum. Şu anda kaydete bastığın zaman nakliye kaydedilsin mi diye bir mesaj geldi. Yani doğru yere geldik arkadaşlar. Evet, tarihte de o sorunu giderdikten sonra kaydetimize devam edelim. Şimdi tarihi de nereye aktardık? Taşıma tarihini aktardık. Şimdi soyadını kaydedeceğiz. Şurayı kopyalıyorum. Hepsini ya da şurayı kopyalıyorum. Şuraya yapıştırdım. Buraya C2 dedim arkadaşlar. Eşittir. TXT hatta UKIS diyeyim. UCS UKIS parantez içinde TXT soyad nokta value. Evet, soyadını da aldık. Tekrar hepsini seçiyorum bu satırı. Kopyalayıp yapıştırdım. Şuraya D2 diyorum. D2'ye de adını alacağız. TX'te A yazıp kontrol boşluğu dediğim zaman adını da aldık. Sıra geldi telefona. E sütununa UKIS'e gerek yok bu sefer. TX'te TE yazıp kontrol boşluk telefon tamam, telefon kodu diyeceğiz. Telefon kodu nokta value ve arkadaşlar TX'te telefon no nokta value dedik ve telefonu da kaydettik oraya. Yani ikisini birleştirdim arkadaşlar. Kod ile telefonu birleştirerek şu telefon yazan yere kaydettim. Şimdi yükleme şekline sıra geldi. Yükleme şekline ne isim vermişiz? Combo box yükleme şekli demişiz. Tamam. Combo box yükleme şekli. Hemen şuraya kadar kopyalıyorum. Şu aşağıya yapıştırdım. F sütununa eşittir combo box y yazıyorum. Combo box yükleme şekli nokta yine value diyoruz arkadaşlar. Evet, onu da aldık. Tekrar yapıştırdım. FG'ye geldik. G'de de yükleme katı eşittir. Combo box yükleme katı. Nokta value dedik. Sonra yükleme adresi aynı şekilde yapıştırdık. G'den sonra H sütunumuz var. Yükleme adresi eşittir. TXT büyük yazı kontrol boşluğu dediği zaman nokta value dedik. Hatta bunu büyük harfe çevirsek mi? UKIS diyebiliriz arkadaşlar. Büyük harfe çevirip onu da kaydettik. Şimdi indirme adresi var.
Şunu Ctrl C ile kopyalayıp yapıştırıyorum. H'den sonra gördüğünüz gibi I var. H'den sonra I. Şuraya TX'te indirme. I ne yazıyorum? Kontrol boşluk indirme adresi. Onu da aldık. Tekrar yapıştırıyorum. I'dan sonra J sütunumuz var. Buraya da indirme şekli. Combo box indirme şekli dedik arkadaşlar buraya da. Tekrar yapıştırıyorum satırımı. J'den sonra K var. Bu da indirme katı. TX'te yok. Combo box'tır bu. Combo box indirme katı. Bu da tamam. K'den sonra K'den sonra L var arkadaşlar. L. Bu da TX'te açıklama. Son olarak da ücret olması lazım. Son olarak alınan ücret. Hemen orada yapıştırıyorum. M'ye de TX'te ücret arkadaşlar. Şu OK ise gerek yok. TX'te ücret nokta value diyorum. Bir şey daha altına aynı şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Bakın ne yapıyorum. Şuraya kadar alıp bunun nokta style'ını yani stilini eşittir tırnak içinde currency. Evet currency. Currency dedim. Yani para birimine currency nasıl yazılıyor ya? Burada böyle yazılıyor diyor. Tamam. Sıkıntı olsa zaten haber uyarı verir. Ondan sonra mesaj verdireceğiz arkadaşlar. Yine bizim şu FRM mesaj var diye yukarıda. Şunun aynısını kopyalıyorum. Gelip şu alta yapıştırıyorum. Nakliye nakliye kaydedildi. Tabii eksiğimiz var arkadaşlar daha. Çünkü daha çalışan ile şeyi kaydetmedik ama öylesine şöyle bir mesajımızı verelim. En sonda bir end if lazım. Şurada end if var mı? Yok, gerek yok. Unload me diyeceğiz. Ve kaydetme işlemimizi bitireceğiz. Hatta bitirdikten sonra da bir listeleme işlemi yaptıracağız. Saat kaç oldu? 33 dakikamız var. Hemen araçlarımızı da kaydedelim arkadaşlar. Araçlarımızı da kaydedersek ona da prosedür olarak yazayım. Şu içi boş olan prosedür şunları sileyim arkadaşlar. Bunların içleri boş. Şimdi buraya bir sub diyorum. Araçları kaydet dedim. Bir de şuraya çalışanları kaydet diyeceğim. Sub cali sanları kaydet. Arkadaşlar dikkat ederseniz Türkçe karakter, noktalı karakter kullanmıyorum. Şimdi şuraya şey yazacağım şimdi. Çalışanları kaydet. Bir de araçları kaydet. Şu iki tane prosedürü, şu gördüğünüz iki prosedürü yapacağız şimdi. Yani bu iki işlemi de yapacak ve mesaj verecek. Şimdi çalışanları kaydedelim. Çalışanları nereye kaydediyoruz? En çalışana kaydediyoruz. Şimdi dedik burada ID diyeceğiz. Buraya da çalışan ID diyeceğiz arkadaşlar. Çalışan ID'yi de buraya alacağız. Bu ID nakliye ID'dir. Aslında buraya yazabiliriz. Nakliye ID. Nakliye ID.
Araçta da yine aynı şekilde buraya nakliye ID diyebiliriz arkadaşlar şöyle. Çalışan ID, nakliye ID. Bir sıkıntı yok. Tamam. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Önce o listede kaç tane kayıt olduğuna bakacağım. Sonra ne yapacağım? Önce en baştakini buraya bir satır ekleyeceğim. En baştakini alacağım. Sonra bir satır ekleyeceğim. Diğerini alacağım. Sonra satır ekleyeceğim. Bir tane diğerini alacağım. Ta bitene kadar döngüyle bütün araç tak tak arka arkaya kaydedeceğim şimdi buraya. Onun için önce araçlardan başlayalım. X as integer diyelim. Tamam. Şurada for x eşittir for x eşittir lst dur bir dakika. Pardon. Tamam, buraya dim araç sayısı as integer diyorum buraya da. Şimdi araç sayısı nasıl öğreniyorum? Araç sayısı eşittir lst araçlar nokta list kont arkadaşlar. Liste sonuna kadar liste sonu kaç ise araç sayısı odur. İsterseniz bunu şöyle yapabiliriz. Bakın nasıl yapacağım. Ben bu kodu kopyalıyorum. Bakın örnek olsun diye ben yapıyorum. Bakın şuraya bir buton alacağım. Sileceğim sonra bu butonu. Şu butona tıkladığım zaman şurada kaç araç olduğunu bana mesajla versin. Bakın şuranın içine girdim. Şurayı yapıştırıyorum. Bir de şuraya dim araç sayısı as integer diyorum. Integer. Sonra aşağıya msg box buraya araç sayısı diyorum. Araç sayısı. Şimdi bana araç sayısını söyleyecek. Bakın dikkat edin şimdi çalıştırıyorum. Buraya birkaç araç alayım. Bir tane, iki tane, şu en alttaki de üç tane. Şu anda üç aracım var. Bakın şu düğmeye tıkladığım zaman mesaj ne göründüğü arkadaşlar? 3. Peki bir aracı daha ekleyeyim. Mesela şu aracı da ekleyeyim. Bakın şu anda 4 aracım var. Bir tane sildim. Bir tane daha sildim. Şu anda kaç aracım var? Bakın 2 aracım var. Aynı şekilde aynı mantık burada da geçerli. Sırf görmeniz için bunu yaptım. Şuranın içine girip buradaki kodları siliyorum. Ve az önceki butonu da buradan siliyorum. Şimdi araç sayımı öğrendim gördüğünüz gibi. Peki. Dim araç sayısı az integer. Peki ne yapacağım şimdi? Şöyle bir döngü yapacağım. Diyeceğim ki for x eşittir. Şimdi normalde araç sayısı 3'tür ya arkadaşlar. Normalde ne yapmak lazım? 3 satır lazım. Ben 2'den başlıyorum. 2 to araç sayısı artı 2 diyorum. Peki dün kaçtan başladım? Mesela 3 aracım varsa burada 3 aracım varsa 2'den başlayıp nereye kadar gidecek? 5'e kadar. Yani şurada araçlara geleyim. 2'den başlayacak. Bakın bu 1, 2, 3. Yani 1, 2, 3. Artı 1 diyeceğiz arkadaşlar. Artı 1. Bir fazla. Dolayısıyla da 3 araç varsa 3 satır, yani 3 defa dönecek demektir. 4 araç varsa 4 defa dönecek demektir. Şurada next diyorum. Şimdi hemen şunu yazıyorum. Diyorum ki sheets
en araç sayfasındaki rows, bakın rows x nokta insert, şey x değil, rows 2 ikinci satıra insert diyorum. Evet, insert yaptık. Şimdi de ikinci satırımız boş. İkinci satıra şimdi araçlarımızı kaydedeceğiz. En araç. Evet. Aracımızı kaydedelim şimdi. Ne diyeceğiz? şunu alacağız yine. Şuraya yapıştıracağız. Nokta range. Bakın ne diyeceğiz? A'nın ikisi nokta value eşittir. Ne atacağız önce? Arkadaşlar nakliye ID'yi atacağız. Diyeceğiz ki text'te ne yazıp nakliye ID, şey, taşıma ID nokta value deyip önce A2'ye onu attık. Şunun aynısını alıyorum. Yapıştırıyorum buraya. Bu sefer de B2'ye ne atacağız? LST, bakın arkadaşlar. LST araçlar nokta list, parantez içinde LST araçlar nokta list index virgül sıfırıncı kolon. İşte onu B2'ye attık. Sonra şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. C2'ye de birinci kolonu attık. Ve araçları bitirdik arkadaşlar. Bakın önce bir defa dönecek. İkinci satırda bir insert yapacak. Bir satır açacak. Sonra listedeki birinci satırı bir dakika. Araç sayısı LST list count, tamam. Buraya dönecek. Burada bir list indeksi bir arttırmamız lazım tabi. Mesela araçlar nokta list indeks. İşte buraya list index demeyeceğiz. Şuraya arkadaşlar list index demeyeceğiz. Şurasına x diyeceğiz. X mi diyeceğiz? Biliyorsun ne diyeceğiz oraya? Sıfırdan alacağı için x eksi 2 diyeceğiz. Evet. X eksi 2 diyeceğiz. Şurayı da siliyorum. X eksi 2. Valla arkadaşlar olacak mı olmayacak mı bilmiyorum. Deneyeceğiz bakalım olacak mı. Araç kaydeti bir deneyelim bakalım. Araçları kaydedecek mi? Hemen bir başlayalım. Bismillah. Önce soyadı Demir. Adı Ahmet. Her zaman yazdığım isim. Telefonu 533 440 434 67 80. Buna yük asansörü diyoruz. Hangi kattan alıyoruz? 6. kattan. Çankaya Ankara diyorum. Anakara oldu. Ondan sonra indirme adresi yine diyoruz. İndirme şekli, yük asansörü. Nereye indiriyoruz? Üçüncü kata indiriyoruz. Buraya bir açıklama yazdık. Şimdi ücret yazıyoruz arkadaşlar. 10.000. Hemen hangi araçlarla bu işi yapıyoruz? 3 tane araç alacağım. 2, 3. Çalışan kaydetmeyecek zaten. Kaydete basıyorum. Evet diyorum. Hata alıyorum. Nerede hata yaptım? Şu currency
Harun C nasıl yazılıyor ya? Bir dakika şuraya yazalım. Cüren C'ye T yok arkadaşlar. Şuradaki T'den dolayı hata vermiş. Evet, doğru. Devam edelim. Nakliye kaydedildi. Bir bakalım araçlarımızı kaydetmiş mi? En araç. Evet, araçlarımızı gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde arka arkaya kaydetmiş arkadaşlar. Araçlarda problem yok. Tamam, demek ki şuradaki kaydette araç kaydetine yapmışız. Bakın şuraya LST araçlar nokta list, burada list index demiyoruz. X eksi 2. X niye x diyorum? Çünkü x başta 2'dir ya. 2'den 2 çıktı, yani sıfırıncı indeksi alıyor. Sonra x 3 oluyor, birinci indeksi alıyor. Sonra x 4 oluyor, üçüncü indeksi alıyor ve bu şekilde kayıtlarımızı alıyor. Şunu kaydı seçiyorum arkadaşlar. Kopyalıyorum. Aynısını şu çalışan kaydete yapıştırıyorum. Şuraya araç sayısı değil, çalışan sayısı diyorum. Buraya çalışan sayısı diyorum. Bunu da kopyalayıp şu çalışan sayısı eşittir. LST çalışanlar, LST çalışanlar nokta list kont diyorum. Şu for x'te de çalışan sayısının bir fazlası diyorum. En araç yerine en çalışan diyorum. En çalışan. Evet, çalışan sayfamız ismi neydi? En çalışan, doğru. En çalışan diyorum. Şu en araçların hepsini en çalışan diye değiştiriyorum. Tabii ki çalışanda neler alıyoruz? Önce nakliye ID alıyoruz. Sonra çalışan ID, sonra TC no, adı soyadı. Kaç tane var? 6 tane var arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle dikkat ederseniz en çalışan A2'sine TX'te taşıma ID alıyoruz. Tamam, sıkıntı yok. Sonra B'ye 0'ı alıyoruz. C'ye, ha burası LST araçlardır. Bu LST çalışanlar olacak. LST çalışanlar olacak arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şu toplam 3 tanesini aldık. Bir 3 tane daha alacağız şimdi. Şu satırı kopyalıyorum. Aşağıya yapıştırdım. C değil, D sütunu diyorum. Şurası da ikinci kolon diyorum. Sonra tekrar yapıştırıyorum. E sütunu diyorum. Üçüncü kolon. Tekrar yapıştırıyorum. Şurada bir aynı hizaya gelsinler. Evet. Şurası da E, F sütunu. Dördüncü sütun. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet. Ve bitti arkadaşlar. Çalışanlar da kaydedilmiş oldu. Şimdi bir daha deneyelim. Şu nakliyeyi, bak nakliyeyi de gördüğünüz gibi hepsini kaydetmiş. Şu nakliyeyi bakın nakliye ID almış. Bunu siliyorum. Şu tanımlamalarda da bakın nakliye çalışan 5 çalışanım var, 7 var. Şu nakliye taşıma ID'de burayı bir arttıracağız arkadaşlar. Bu çok önemli. Kaydederken onu da yapmamız lazım. Şöyle bir de sayfayı temizleme devam edeyim. Çalışan kalsın. Evet, nakliyeyi sildik. En çalışanlar zaten şey yok. Araçları da siliyorum. Tamam, şimdi baştan başlıyoruz. Bir eksiğimiz kaldı. Şurada en sonda araç kaydettikten sonra şuraya diyeceğiz ki sheets tanımlamalar sayfasındaki range ne diyeceğiz? Neredeydi arkadaşlar? Taşıma ID nerede tutuyoruz?
Evet, B1'de tutuyoruz. B1 nokta value eşittir. Aynısını alıyorum. Şunu aynısını yapıştırıp artı 1 diyorum. Artı 1. Yani orayı 1 arttırıyoruz. Şimdi son haliyle kaydettikten sonra tabii bu nakliyeyi bir deneyelim. Bakalım oldu mu? Geldim. Yeni nakliye diyorum. Tarihim geldi mesela. Ya da eski tarihli ise buraya örneğin 2019 diyorum. Geliyorum. Soyadı yine Demir diyorum. Adı Ahmet diyorum. Telefonu 544. Ve şuradan bina asansörü seçiyorum. Şu kat 6. kattan alıyorum. Adresi yazıyorum. Ankara diyeyim. Ankara. İndirme adresi Ankara. Uzun yazılabilir. İndirme şekli modüler asansör olsun. İndirme nereye indiriyoruz? 4. kata indiriyoruz. Açıklama özenle indirme ve indirme yapılsın. Kısa klavyemin üzerine çay döküldü. Rahat yazamıyorum. En kısa zamanda 10.000 TL diyorum. Sonra geliyorum. Bu taşıma için hangi işçiler gitmiş? Şunlar gitmiş. Zeki Gün gitmiş. Ahmet Demir gitmiş. Ya Ahmet Demir zaten biz çıkarayım. İsim benzerliği var. Şu kaç araç gitsin? 4 araç gitsin arkadaşlar. Hatta 5 aracımız gitsin. 4 araç gitsin. Evet, 3 çalışan, 4 tane de araç var. Tüm bilgileri yazdıktan sonra kaydete basıyorum. Nakliye kaydedilsin mi? Hayır diyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Ama evet'e basıyorum. Nakliye kaydedildi dedi ve kapandı. Şimdi burada da listeleteceğim biraz sonra. Şöyle gidip bir kontrol edelim arkadaşlar. Nakliyeye bakıyorum. Bakın Ahmet Demir telefonu, yük asansörü, yükleme katı 6, yükleme adresi Ankara, indirme adresi Ankara, modüler asansör 4. kata indirilecek. Açıklama özenle indirilsin. 10.000 TL yazılsın. Şimdi en çalışana gittiğim zaman bakın burada 3 tane personelin bu işi yaptığını görüyorum. Şuradaki ID'den arkadaşlar, şu ID'den bu işe kimin gittiğini öğreniyorum. Araç kısmına bakıyorum. Yine şu ID'den 4 tane araç göndermiştik hatırlıyorsanız. 4 tane aracı da araçların plakaları ve işin hangi işte çalıştığını TSM taşıma 001'li işe gitmişler. Bunu öğrenebiliyorum. Şimdi son olarak burada listeleştireceğim arkadaşlar. Hemen listelemeyi yapalım. Şu içi boş olan prosedürleri silebilirsiniz. Buraya SAP listele diyorum. Listele. Evet, SAP listele diyorum. Şimdi neyi listeleyeceğim? Şu sayfadakileri listeleyeceğim. Şuradaki nakliyedekileri listeleyeceğim arkadaşlar oraya. Sayfamızın ismi ne? Nakliye. Tamam, çok güzel. Şimdi bizim daha önce listelediğimiz kodlarımız vardı. Listeleme kodlarımız neredeydi? İşte şurada. Şunun aynısını kopyalıyorum. Aynısını. Geliyorum. Ana forma. Şuradaki listelerin içine yapıştırıyorum. Şimdi burada diyorum ki 2'den 1000'e kadar demişim ya. Buraya 100.000'e kadar. 1 milyona kadar git diyorum. Tamam. Eğer sheet çalışan yazıyor ya, buna nakliye diyorum. Nakliye. Eğer nakliyenin A'nın X'i boş ise çık. Eğer X 2'den büyük ise LST, şu da LST çalışanlar demişiz. Buraya LST ne yazıyorum? Kontrol boşluk nakliye. Demek ki isim vermemişiz. Bunun ismi listbox 1'dir gördüğünüz gibi.
Buna LST nakliye diyorum. Evet, devam ediyorum. Şurada LST ne yazık, kontrol boşluk, nakliyen kolon sayısı 5 yazmış ama kaç kolon var bakalım. Şuradan bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bir de maaş var 13. Ücret var 13. 13. Tamam. 13 kolon. Şuraya 5 yerine 13 yazıyorum arkadaşlar. Şurada yine LST nakliye diyorum. Kolon uzunluklarını ben hiç karışmayayım bence. Kolon uzunlukları böyle kalsın, standart kalsın. Uğraşamam hepsi bunlarla. Sonra buraya da LST nakliye nokta row search eşittir. Şuraya nakliye diyeceğiz. Nakliye sayfasındaki A2'den sanırım K harfine kadardı arkadaşlar. Bakalım nereye kadardı? M'ye kadardı. Dolayısıyla buraya M yazıyorum. Evet. Bu kadar. Else değil ise burayı siliyorum. Şu iki satırın aynısını alıyorum. Şuraya yapıştırıyorum. Şurada X'i kullanmıyorum. Şuraya da M2 diyorum. Ve bitti. Şimdi bu listeleyi arkadaşlar, şu ana form ilk çalıştığında da listeleyi kullanacağım. Onun için geliyorum şuradaki, buradan user formu açıyorum. Buradan da initialize kısmına geliyorum ve buraya listele diyorum. Listele. Bakın liste. Son olarak ne yapıyorum? Bakın şu içi boş prosedürleri silebilirsiniz. Son olarak şu yeni taşımada kaydet dedik ya. Kaydetme işi bittikten sonra şurada da kapanıyor ya. Kapandıktan sonra da ne yazsın? Hatta kapanmadan önce şurada şey yapsın. FRM ana form, FRM ana form nokta listele diyoruz. Bu kadar. Şimdi bir daha çalıştıralım programımızı. Ve bu dersi bu şekilde bitireceğiz arkadaşlar. Bakalım kaç dakika olmuş? 57 dakika. Hemen bakıyorum. Bakın hemen listeledi, gördüğünüz gibi. Şurada kaydımız burada duruyor. Tüm kayıtlar burada. Birazcık büyütmekte fayda var o kayıt bilgilerini. Şunu seçiyorum. Sadece fontu kalibri yapıp kalın yapıp 9 yapsam uygundur bence. Bakıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu anda bir kaydımız var. Bir nakliye daha yapalım. Adı Aslan, Sinan Aslan, telefonu 533, numarasını yazdım. Hemen şurada seçtim. Katılım seçtim. Adresi yazdım. Yine adresi yazdım. Şunları seçtim. Katını yazdım. Açıklama yazdım. Ücret 8000. Ondan sonra hemen çalışanları gönderiyorum. İki çalışan göndereceğim arkadaşlar. Bir tane araç gönderiyorum. Kaydede basıyorum. Evet diyorum. Ve nakli kaydedildi. Gördüğünüz gibi bu da geldi buraya. 8000 TL burada duruyor arkadaşlar. Burayı kapatıyorum. Baktığın zaman en çalışana, bakın bu sefer farklı bir iş. Bakın TM002 bu ayrı bir iş. Şu ayrı bir çalışma arkadaşlar. Tabi bu çalışmaları da listeletireceğiz. Bir de yazdır diye bir şey yapacağım. Aynen bir form şeklinde çok güzel bir form hazırlayacağım. Burada yazdır dediğim zaman da bunu yazdıracağız ve o işle beraber, araçla beraber göndereceğiz veya dosyalayacağız bu işi. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz, eğer hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı unutmayınız. Daha çok insanın bu tür eğitimlerden faydalanması için arkadaşlarınıza, çevrenize de tavsiye etmenizi öneriyorum. Bekliyorum daha doğrusu. Hepinize iyi geceler diliyorum. Başarılar diliyorum.